Çocukluktan ergenliğe geçişte ne gibi farklar oluyor da artık ona çocuk veya ergen diyoruz? Bir de ergenlikten erişkine geçişte. Mesela çocuk, işte yaşımız belli. Yani 12-13 yaş dedik, değil mi? Evet. Peki bu fiziksel gelişimleri değil, psikiyatrik gelişimini diyorum ben. Yani psikolojik olarak ne gibi bir değişikliği oluyor da artık bu ergendir diyorsunuz? Birçok şey değişiyor aslında. Yani bunların hepsi beynin gelişimine bağlı olarak oluşuyor. Paralel bir şekilde oluşuyor. Yani hormonlarından tutun da beynin anatomik yapısına kadar her şey gelişiyor. Mesela bir çocukta işte bir ergen beynine göre çok daha fazla nöron vardır. Yani sinir hücresi vardır. Çocukta daha Evet, fazla. çocukta çok daha fazladır. Bu nedenle çocukların öğrenme becerisi çok daha iyidir. Ancak hani bir ergenin sorun çözme becerisi bir çocuğa göre çok daha iyidir. Mesela özgür olarak bir alanda çok daha iyi ya da günlük sorunlara yaklaşımı çok daha profesyonelcedir. Daha fazla nöron var, sinir hücresi var ama daha az amaca yönelik iş üretimi var çocukta. Ama öğrenme becerisi potansiyeli fazla. İşte ergenlik çağının öyle bir özelliği var ki beyinde pruning dediğimiz sinapsların budanması söz konusu ve yavaş yavaş hücreler sadece işe yarayacak hücreler, kullanacağı hücreler, amaca yönelik hücreler hayatta kalıyor ve beyin küçülüyor aslında ergenlik döneminde. Peki niye? O zaman öğrenmemiz mi azalıyor? Tabii Öğrenme heyecanımız kesinlikle, mı azalıyor? tabii. Bir, örneğin hani Yani bir... şu, tabiat şunu mu diyor? Yani sen buraya kadar tamam alacaklarını alma potansiyelin var. Artık bundan sonra aldıkların ve işe yarayacakların da devam edeceğiz mi diyor? Bir parça böyle ama tamamıyla öğrenme becerimizin ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Hani erişkinde bile öğrenme Hayır becerileri biz devam hala eder ama bir profesörken çocuk ders kadar da usta çalışıyoruz. değiliz Yani öğrenme becerimiz mi azaldı onu diyor. Evet, azalıyor. Yaş geçtikçe bizim öğrenme becerimiz bir çocuğa göre daha azalıyor. Şimdi gelişimsel pencereler vardır. Örnek veriyorum. Hani 2-3 yaşındaki bir çocuk Fransa'ya gitsin. Aksansız bir sene kalsın, 2 sene kalsın. Aksansız Fransızca konuşur mesela. Oysa bizler bu yaşta gidelim, 10 sene kalalım. Hala derler ki Türk aksanıyla konuşuyor bu filan derler. Çünkü niye? O gelişimsel pencereyi biz kaçırdık, kaybettik. Onunla ilgili gelişimsel süreci, hücreleri kaybettik. O çocuk kaybetmediği için bunu çok, çok rahat edinebiliyor. İşte diğer alanlarda da benzer şeyler mevcut. El Dijital becerilerinde. kayıt gibi mi? Yani hani çocuk o zamana kadar gerekli gereksiz her şeyi belki kaydedebilme potansiyeline sahip. Evet. Ama ergen olunca gereksizlerden biraz daha çıkıp belki Evet. gereklilere yönelik Peki bunun Evet. gerekli veya gereksiz olduğuna kim karar veriyor? Tamamen çevre ve beyin, genetik ve çevresel faktörler karar veriyor muhtemelen. Çünkü belli bir uyaran doğrultusunda yetiştiriyorsanız çocuğu o alanda ustalaşıyor. Beynin özelliği şu, bir şeyi ne kadar çok yaparsa onda bir ustalaşıyor, iki hızlanıyor, üç daha iyisini ve mükemmelini yapıyor. Yani otomatikleşiyor ve otomatik bir şekilde daha mükemmel, daha iyisini yapar hale geliyorsunuz. O nedenle çok erken yaşta mesela müziğe başlayan bir çocuk eğer yetenek de varsa bir daha iyi çıkıyor oradan. O zaman yetenek dediğiniz şeyi de bir tarif etmeniz lazım. Biz çocuğa ergenliğe kadar o bütün sinapsların olduğu, nöronların fazla olduğu, eğitime açık olduğu dönemde biz çevresel olarak, anne baba olarak çocuğu müziğe yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Müzik eğitimi veriyoruz. Evet. Ergenliğe geldiği zaman eğer çocuk bu müzik eğitimi gereksiz demezse ki dediniz Evet. ki çevre önemli. Biz anne baba olarak, çevre olarak devam et diyoruz. Evet. Çocuğun yetenekli olup olmaması nerede ortaya çıkıyor? Çocuk zaten bu konuda beynini geliştirmiş oluyor. Evet. Şimdi tabii ki bir takım doğuştan gelen beceriler var. Her çocuğun becerisi, beyni farklı. Beyin farklı, beceri de farklı dolayısıyla. O zaman o yeteneğe göre çocuk belki de onu almıyordur beyni. O sinapslar. Tabii. Bir grup çocuk, örneğin müziğe yeteneksiz bir grup var, grup çocuk var, örnek veriyorum. Hani müzik açısından yeteneksiz bir çocuk grubu var. Okuma açısından böyle bir grup var. Biz distektik çocuklar böyle mesela. Okumaya, Matematik, değil mi? evet, disteksi, okuma becerilerinin olmayışı veya öğrenme bozuklukları, matematik açısından böyle bir grup çocuk var. Ve biz bunlara çevresel olarak uyaran yükseysek bile belli oranlarda mesafe kat edebiliyoruz. O zaman biz Yetenek artı uyarandır o beyin zaman gelişimi. biz yetenekten çok sinapslardaki uyaranlara cevaplardan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki yani hem genetik olarak bir potansiyelimiz var. Bu çerçeveye de oluşmuş bir beynimiz var. Yatkınlığımız var başka deyişle. Bir de çevreden aldığımız uyaranlar var. Eğer bu yetenekli beyinle, A alanında yetenekli bir beyinle, A alanında uyaran alırsa o beyin mükemmele ulaşıyor. Ama C alanında uyaran alırsa çok da iyi olmayabiliyor.